Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yemek listesi elimizde yoktur. Bir kere bugünkü gibi mutfak yoğunluğu o gün yoktu. İkincisi, elimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kahvaltıda, iftarda ne yediği, ne kadar yediği şeklinde net bir bilgi de yoktur. Ama ashab-ı kiramdan farklı sebeplerle, farklı olaylarda verilen bilgiler vardır. Ancak biz önemli bir noktayı tespit etmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok yediği veya sofrasında bulunduğunu bildiğimiz şeyler kutsal yiyecekler değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yediği şeyler, onun sünnetine, şahsına sevgimizi yansıtması bakımından ilgimizi çeker, hürmetimizi yaparız. Ama mesela sirke severdi, hurma yerdi, süt içerdi, kabak tatlısını severdi. Bunlar bizim de iyi Müslüman olmak için muhakkak yememiz gereken şeyler değildir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz hayvanın arka budunu severdi et yediği zaman. Kim hayvanın şurasından yerse cennete girer diye bir şey yok. Peygamber aleyhisselam Efendimizin yediği şeylere değil, sünnetine, şeriatına sahip çıkmak gerekir. Hurma onun sık sık andığımız yiyeceğidir. Süt içerdi ama Peygamber aleyhisselam Efendimiz yediğini değil dinini bize göstermek için gelmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.